adından sıkça söz ettiren başarılı bir muhabir. Meslek hayatının daha ilk yıllarında yapmış olduğu özel haberlerle ön plana çıktı. Geçtiğimiz yıllarda Fulya ile Umudun Olsun programında yaptığı sunuculukla beğenilse de kısa bir süre sonra kendisine ait hissettiği muhabirliğe geri döndü. Fulya Öztürk 5 Ocak 1989'da Adana'nın Seyhan ilçesinde doğdu. Annesi Mutfak Sanatları Akademisini birincilikle bitirmişti. Bu sebeple Fulya Öztürk çocukken evde annesiyle röportaj yapmaya, onun yemeklerini çekmeye gelenler oluyordu. Ama Fulya Öztürk'ün mutfakla hiç ilgisi olmamıştı. Babasının un fabrikası vardı. Bir süre sonra bu fabrikayı kapattı. Ancak iyi şartlarda yaşayan bir çocuktu. Beş çocuklu bir ailenin kızıydı. İyi bir eğitim aldı, kolejlerde okutuldu. Evde özel keman dersleri ve sonrasında Türk Sanat Müziği eğitimi aldı. Yani ailesinin imkanları iyiydi. Lise eğitimini Adana Gündoğdu Koleji'nde tamamladı. Çocukluk dönemini Adana'da geçirdi. Ailesi küçük yaşlarından itibaren avukat olmasını istiyordu. Armağan Çağlayan'ın programı Görbeni'ye katıldığında çok konuşkan olduğu için ailesinin kendisinin avukat olmasını beklediğini anlatmıştı. Ama onun en büyük hayali İstanbul'a gitmek ve iletişim fakültesini kazanmaktı. Bir şekilde medyada çalışmak istiyor Sırf bu yüzden lisede bölüm bile değiştirdi. Üniversite sınavında epey yüksek bir puan aldı. Sonunda hayalleri gerçek oldu ve Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo ve Televizyon Bölümünü kazandı. Üniversiteye başladığı yıldan itibaren sektörün içinde yer aldı. Stajyer seçmek için sınav yapmışlardı. 10 soru cevaplaması gerekiyordu. Bu sorularda verdiği cevaplar beğenildi. Mülakata çağrıldı. Rakipleri çok güçlüydü. Seçilemeyeceğini düşündüğü için çok rahat konuşmuştu. Staja kabul edildi. Üniversiteye girdiği sene Doğan TV'nin Staj Air programına katıldı. Star TV iç yapımlarda stajyer olarak televizyonculuğa başladı. O kadar çalışkandı ki dikkat çekmesi çok gecikmedi. Stajı bittikten sonra bile çalışmaya devam etti. Diğer yandan da diksiyon dersleri aldı. Profesyonel televizyon kariyerine 2008 yılında CNN Türk Programlar Departmanı'nda çalışarak başladı. Elif Ilgaz Aydınlar'la Yaşama Sevinci ve Cem Seymen'le İş Seyahati programlarının yapımcılığını yaptı. 2010 yılında CNN Türk Haber Merkezi'nde göreve başladı. 3 sene kurgu editörlüğü yaptı. Birçok belgeselin ve haberin kurgusunu hazırladı. 2013 yılında saha muhabirliğine başladı. Kobani'den kaçan Suriyeli Besma'nın hikayesi, Türkiye'de romatolog yok, üniversite hastaneleri hasta yakınlarından istenen medikal malzeme, bir doktorun 36 saat nöbet çilesi başlıklı haberleri, Suriyelilerin Türkiye'ye kaçak yollarla göç etme serüvenini anlattığı Sığınamayanlar belgeseli büyük ilgi gördü. Sığınamayanlar belgeseli ile 2015'te yılın muhabiri ve en iyi özel haber dallarında ödüllere layık görüldü. 2018 yılında Çorlu tren kazası ile ilgili canlı yayın yaptı. İnsani Yardım Vakfı yetkilileriyle birlikte Etiyopya, Somali gibi Afrika'nın yoksul ülkelerine giderek Türkiye'den giden yardımları görüntüledi. Afrika ve Arakan'dan yaptığı haberlerden ötürü 2018 yılında Hempa Çocuk Hakları Derneği'nin Ankara'da düzenlediği Çocuk Hakları Zirvesi'nde en duyarlı muhabir ödülüne layık görüldü. 2020'de Dağlık Karabağ Savaşı'nı takip etti. Şırnak'ta Cudi Dağı'nda askeri operasyon izledi. Ele Elazığ depreminde kurtarma çalışmalarını canlı olarak aktardı. Karabağ'da yaşadıklarını bir mini belgeselle anlattı. Öztürk'ün ve kameraman Halil Kahraman'ın Dağlık Karabağ Savaşı'nda yaşadıkları Azerbaycan'da Fulya, Gözyaşı'nın Zafere Dönüş Hikayesi adıyla belgesele konu oldu. Mezun olduğu Adana Gündoğdu Koleji'nde 2018 yılında yapılan değişim temalı TEDx konuşmacısı oldu. 12 Temmuz 2021'de Fox kanalına geçti ve Fulya ile Umudun Olsun adlı programın sunuculuğunu üstlendi. Kayıp insanları bulunması, faili bilinmeyen cinayetlerin aydınlatılması, aile içi sorunlarla ilgili yayın yapan bu programla en iyi gündüz kuşağı ve en iyi reality programı dallarında televizyon ödüllerini almaya hak kazandı. Fulya ile Umudun Olsun programının son bölümü 10 Haziran 2022'de yayınlandı. Türkiye'nin tüm şehirlerinde 250'den fazla lokasyonda gazetecilik yaptı. 6 Şubat'ta peş peşe gerçekleşen afetlerin ardından Hatay'a giden Fulya Öztürk uzun süre oradan haber aktardı. 2022 2022 senesinde CNN Türk'e dönen Fulya Öztürk, CNN Türk Haber Merkezi'nin özel haberler şefi olarak görev almaya başlamıştı. Rusya-Ukrayna Savaşı sırasında Rusya'ya giderek Moskova izlenimlerini aktardı. Armağan Çağlayan'ın programı Görbeni'ye katıldığında dikkat çeken açıklamalar yaptı. Evli olmadığını ve bu sektörde evlenmenin çok da kolay olmadığını söylüyordu. AKP'nin geçtiğimiz seçimlerde milletvekili teklifinde bulunduğu CNN Türk Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk bu teklifi reddetmişti. Özellikle 6 Şubat'tan sonra olay yerinden aktardığı bilgilerle gündeme gelmişti. Afet sonrası uzun süre Hatay'da kalan ve buradaki gelişmeleri aktaran Öztürk'e Hatay ve Adana Belediye Başkanlığı için AKP'den teklif geldiği iddia edilmişti. Geçtiğimiz yıllarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın körfez turunu izlemek için Cumhurbaşkanlığı uçağıyla Mekke'ye giden gazeteci Fulya Öztürk Umre'ye gitti. Rabbim bana da nasip etti dedi ve şu açıklamayı yaptı. Görev gereği Kabe'nin yanına kadar gitmişsin. Müslümansın ve otelde uyumak yerine müsait olan birkaç saatinde aşağı iniyorsun ve umre yapıyorsun. Fulya Öztürk gelen eleştirilere de yanıt verdi. Gece 2.30'da gittim. Yüreğimden geldi. Otelde uyumak istemedim. Kalktım gittim diyen Fulya Öztürk şunları yazdı. Kimseye zararım yok. Kimsenin parasıyla gitmedim. Yazmadım da sen şimdi paylaşınca yazayım dedim. Yoksa ben benim üzerimden dikkat çekmeye çalışanlara prim vermem. Onlar anca tweet atar. Geçtiğimiz aylarda gazeteci Fulya Öztürk özel izinle gittiği Kuzey Irak'ın TSK operasyon bölgelerini görüntülemişti. Operasyonla ilgili haber yapan CNN Türk Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk, haberin yayınlanmasının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kendisini aradığını açıkladı. Instagram hesabından açıklama yapan Öztürk, Sayın Devlet Bahçeli Kuzey Irak haberimizden sonra beni arayarak tebrik etti. Mehmetçiğimizi gururla izledim dedi. Sayın Genel Başkan'a nazik sözlerinden dolayı teşekkür ediyorum dedi. Öztürk Ayrıca Bahçeli'nin kendisine bundan sonra senin adın Fulya Asena Öztürk dediğini de aktardı. Öztürk'ün bölge şartlarından rahatsızlanarak fenalık geçirdiği öğrenilmişti. Türkiye güvenlik kurucularının sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerde güvenlik güçlerinin Öztürk'e yardım ettiği görüldü. Paylaşıma kurucularımızın ve askerlerimizin en büyük destekçisi Haber Şefi Sayın Fulya Öztürk Irak'ın kuzeyinde aniden fenalaştı notu düşürdü. Yaşanan son çatışmaları takip eden Fulya Öztürk olay yerinden bilgileri aktarmaya devam mi diyor Birçok gazeteci bu kritik dönemde bölgedeki gelişmeleri yakından izlemek ve kamuoyuna doğru bilgiyi ulaştırmak amacıyla tehlikeli şartlarda Beyrut sokaklarına gitti. Geçtiğimiz hafta gazeteci Fulya Öztürk Beyrut'ta saldırıya uğradı. Kameramanı ile birlikte yayın için hazırlık yaparken bölgedeki bir şahsın müdahalesiyle karşı karşıya kaldı. Kişi kameranın çekim yapmasını engellemek için cihaza müdahale etti ve düşürmeye çalıştı. Bu sırada soğuk kanlılığını koruyan Fulya Öztürk saldırganı durdurmaya çalışarak olayın büyümesini engelledi. Yaşan Yaşanan bu olay çatışma bölgelerinde görev yapan gazetecilerin ne denli zor şartlar altında çalıştığını bir kez daha gözler önüne serdi. Yaşanan olay sonrasında Fulya Öztürk ve ekibi sağlık durumlarının iyi olduğunu ve görevlerini yerine getirmeye devam ettiklerini açıkladı. Gittiği pek çok yerde samimi tavırlarıyla çok seviliyor. Dünyaya bir daha gelsem yine muhabir olurum diyen Fulya Öztürk'e biz de hayatının geri kalanında sağlık, huzur, mutluluk ve başarı diliyoruz.